İzgi bekliyor. Hemen oradaki atmosferi ve özellikle Bozkurt işareti sonrası gerginliği, oradaki milli takımımıza milletimizin desteğini aktarmasını rica edelim. Ezgi, söz sende. Oylumtalı kırmızı beyaz milli takım formamızı giydik ve heyecanımız çok yüksek. Avusturya maçından sonra aslında bu maçta çok çok daha fazla heyecanlıyız. Çünkü Avusturya maçı inancımızı, zafere olan inancımızı katlamış oldu. Neredeyiz biz şimdi? Bugün 85 milyonun yüreğinin atacağı Almanya'nın başkenti Berlin'deyiz. Potsdamer Platz meydanına geldik. Neden? Çünkü A milli futbol takımımız hemen arkamda bulunan bu otelde konaklıyor. Ve sabahın erken saatlerinden itibaren de aslında Türk milli takım taraftarları yavaş yavaş buradaki yerlerini almaya başladılar. Heyecanlılar tabii, milli takımın ne zaman dışarı çıkacağını merak ediyorlar. Bize de zaman zaman soruyorlar, haberiniz var mı? Dışarıya ne zaman çıkacaklar? Kimi eline formalarını almış, imzalatmak için bekliyor. Kimi de yanına çocuklarını almış, buraya gelmiş. Şimdi hemen göstereceğim. Şurada sağ tarafta milli takımın takım otobüsü var. Bu takım otobüsüyle birlikte stada hareket edecekler. Ama tam olarak hareket saatleri net değil. Önce uyanıp kahvaltılarını yaptıktan sonra bir maç toplantısı yapacaklar otelde. Hemen ardından öğle yemeği olacak. Ve en sonunda bu otelden yeniden çıkıp bu kez de işte o heyecanın yaşanacağı noktaya doğru, Berlin Olimpiyat Stadı'na doğru akın edecekler. Burası Berlin'in kalbi dediğimiz noktalardan biri. Potsdamer Platz meydanı. Şöyle kenara çekileceğim. Bakın, baktığımız her noktada Türk milli takım taraftarlarını görebiliyoruz. Tabii Leipzig'teydi maç, hatırlayacaksınız. Çeyrek final biletini almak için çıktığımız karşılaşma. Hemen sol tarafı işaret edeceğim. Bir anneyi görüyorum mesela, yanında iki kızıyla birlikte. Yine küçük bir kız çocuğunu görüyorum. Sırtında kocaman bir Türk bayrağı olan. Sabah çok erken olmasına rağmen aslında burada Berlin saatiyle söylediğimizde maça neredeyse bir 9-10 saat gibi bir süre var. Ancak buna rağmen yavaş yavaş Türk taraftarları buraya gelmeye başladılar. Tabii Berlin'de bu karşılaşmanın olması çok önemli. Neden? 200 binden fazla Türk'ün yaşadığı bir şehirden bahsediyoruz. Keza Hamburg gibi çevre illerden de, Münih gibi çevre illerden de buraya akın akın gelenler var. Sadece Avrupa'da yaşayan Türkler değil. Büyük bir parantez açmak gerekiyor aslında. Burada Türkiye'den gelen çok sayıda Türk var. Uçak biletlerinin tamamı tükenmiş durumda. Ek seferler konuldu. Bilet fiyatlarını da hemen söyleyelim. Bugün maça girmek istiyorsanız eğer, zaten 3 gün öncesinden biletlerin çoğu tükendi. Eğer Berlin Olimpiyat Stadı'nda bu maçı izlemek istiyorsanız, az önce fiyatları da konuşuyordu taraftarlar kendi aralarında. Şu anda mevcut durumda en az 1000 euro gibi. Yani bir kişi, bu arada bahsettiğim de böyle maçı çok ön sıralarda izlemenizden bahsetmiyorum. Daha arka sıralarda kalan biletler, onlar bile kişi başı 33 bin, 34 bin lirayı bulmuş durumda. Bir Hollanda taraftarını görüyorum. Ama nispeten şunu söyleyebilirim ki Türkler çok daha kalabalık. Hatta şu söyleniyor, o kadar kalabalık bir Türk taraftar grubu olacak ki aslında burada baktığınız zaman sanki milli takım İstanbul'da bir karşılaşmaya çıkıyormuş gibi hissedecek. Berlin sokaklarında maçın nabzını tutmaya devam edeceğiz diyelim. Ama şimdilik sözü stüdyoya bırakalım Oylumtalı. Biz maçı, atmosferi dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışacağız. Milli takımın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Sözü yeniden stüdyoya size bırakalım.